Ben Ali Hocam'la devam edeyim. Bu akşam tabii beşer esirliği parçaladığı gibi ecilliği de parçalaması üzerinde konuşmak istiyoruz. Vehbi Hocam bu konuyla ilgili özel çalışmaları da var. Kitap, doktora tezi ve başka kitapları vesaire de var. Onunla başlayalım istedik ama sesde sıkıntı oldu. Ali Hocam, siz nasıl bu şehit, nasıl bir İslam hukukçusu olarak, aslında bir medeniyet okuyucusu olarak bu çerçeveyi siz nasıl görürsünüz sevgili hocam? Hoş geldiniz tekrar, buyurun. Evet, Üstad, devletler milletlerin hafif muharebesi, tabakat-ı beşerin şiddet olan harbine terki mevki ediyor diyor. Yani geçmişte devletler böyle birbiriyle çarpışmışlar, milletler birbiriyle çarpışmışlar. Tabii milletler denildiği zaman da genelde devlet şemsiyesi altında olan büyük topluluklar böyle birbiriyle çarpışmışlar. Fakat şimdi artık bu tür savaşlar bitiyor. Yerine neyi bırakıyor? Tabakat-ı beşerin şedid olan harbine terki mevki ediyor. Yani belki aynı toplumda farklı tabakalar arasında işte söz gelimi inanan, inanmayan, efendim işte fakir, zengin, şu etnik grup, bu etnik grup falan ama aynı ülke içerisinde yaşayan insanlar belki İşte bu tür savaşlara artık gidilecek. Esasen Üstad'ın söylemiş olduğu bu şeyler de belli ölçüde doğrudur. Yani artık söz gelimi mesela Avrupa'da kendi işlerinde, kendi aralarında savaş bitmiş gibi görünüyor. Ama yani kendi işlerinde çeşitli sosyal sınıfların birbiriyle mücadele halinde olduğunu görüyoruz. Şimdi Üstad'ın İşte Vehbi Hoca'nın da ifade ettiği o serbestiyet ve malikiyet dönemi, en son dönem o olacak diye ifade ediyor. Gerçi sözlerdeki lemaatta bu kısım yok. Vehbi Hoca'nın ifade ettiği gibi bazı yerlerde var, bazı yerlerde yok. Eski risalelerde ben de gördüm. Şimdi esas itibariyle o malikiyet ve serbestiyet döneminin Kur'an-ı Kerim'in toplum düzeni hakkındaki ilkesinden kaynaklandığını tahmin ediyorum biraz da. Yani biraz böyle ilk insanın günümüze gelinceye kadar olan geçirdiği devirleri de üstad dikkate alıyor. Tabii işte insan bir yerde sosyal olarak yavaş yavaş daha kemale ermesinden dolayı en uygulanan durum ne olacaktır? İnsanların hem mülk sahibi olmaları hem de serbest olmaları. O sebeple malikiyet ve serbestiyet dönemi diyor olmalı Üstad. Şimdi bu da nereye bağlı? Haşr suresinde ganimet yoluyla daha doğrusu savaş yoluyla alınan toprakların ne olacağı meselesiyle ilgili olarak Cenab-ı Allah diyor ki اَلَّا تَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ. Yani onlar böyle dağıtılıyor. Niçin dağıtılıyor? Ta ki zenginler arasında dolaşan bir güç ve kuvvet olmasın diye. Zenginler arasında dolaşan bir devlet. Devlet güç demektir, kuvvet demektir. Zenginler arasında dolaşan bir güç ve kuvvet olmasın diye. Yani İslam ekonomisinin en önemli temel prensiplerinden birisi budur. Yani ekonomik sistem eğer siz İslam'a göre düzenlemek istiyorsanız ne yapacaksınız? Mallar belli ellerde toplanmayacak. Bunu dağıtacaksınız. Mümkün olduğu kadar çok dağıtacaksınız. Mümkün olduğu kadar çok dağıtacaksınız. Yani bir nevi çok geniş bir orta sınıf olacak. Böyle zenginlerin az, fakirlerin çok az olduğu, geniş bir orta sınıfın olduğu. Tabii orta sınıfın da yani öyle fakirliğe yakın bir orta sınıf değil. Daha çok böyle üst sınıfa yakın bir orta sınıf. Yani nasıl bir orta sınıf? İşte mülk sahibi olan bir orta sınıf olacak öncelikle. Yani öyle ücret alıp da ücretiyle geçinen birisi değil. Belki ücret de alacak ama mülkü de olacak yani. Mülkü de olacak. Böyle bir kişi olacak o orta sınıf.
Şimdi Kur'an-ı Kerim'de böyle bir sosyal yapı öngörülmüş olduğundan dolayı Üstad da muhtemelen en son dönemin malikiyet ve serbestiyet dönemi olduğunu ifade ediyor. Yani bu mümkün mü? Evet, mümkün. Ama bugün dünyanın biraz daha ecir dönemine doğru gittiğini söyleyebiliriz. Yani böyle evet, devletler de neredeyse fonksiyonlarını yitirmek üzereler. Ama birçok devletten çok daha büyük şirketler ortaya çıkmıştır. Ve bu şirketler dünyanın her tarafında organizasyon halinde kendilerini gösteriyorlar. Yani büyük devletlerden de büyük olan, tabii büyük devlet derken biraz böyle işte Türkiye gibi devletleri kastediyorum. Bu devletlerden de büyük olan şirketler var. Şimdi bunlar gittikçe büyüyorlar ve işte dünyanın mallarını ellerine geçirmeye çalışıyorlar. O zaman işte dünyada mal mülk kimin elinde oluyor? İşte birkaç büyük şirketin elinde oluyor. Sair insanlar hep ücretli. Sair insanlar hep ücretli konumda oluyor. Ama yani bu sistem şöyle bir sisteme çevrilebilir mi? Yahu bu insanlar burada ücretli çalışıyorlar. İşte iyi kötü zaman zaman artırdıkları paraları var. Yani mesela kanunlar yoluyla efendim işte özellikle bu şirketlerin hisse senetleri falan dağıtılacağı zaman, yani burada çalışanlara o şirketlerin hisse senetlerini evleviyetle alma hakkı gibi bir takım haklar verilirse, ya da işte çok uzun zaman o şirkette yine çalışıyorsa, diyelim 20 senedir 30 senedir adam çalışıyor, işte şirketin yönetimiyle ilgili, yani belki bu en üst seviyede bir yönetim olmayabilir ama yani o büyük şirketlerin neredeyse bütün dünya devletlerinin her önemli şehrinde uzantıları var. Yani bir yerlerde idareyle ilgili bir takım imkanlar falan vermek suretiyle, yani bu kişiler hem kendi işlerinde çalışıyor hem de böyle serbest, kimseye de pek bağlı değiller gibi bir pozisyon meydana gelebilir. Ve biz buna da malikiyet ve serbestiyet devri de diyebiliriz. Yani kimsenin eseri değiller. Her ne kadar böyle ücretle gibi çalışıyorlarsa da, fakat kendi işinde çalışıyor adam. Sadece işte kendisi gibi çok insanlar olduğu için organizasyon öyle gerektirdiğinden dolayı herkese işte herkesin bir ortaklık payı var, ama bir de orada çalıştığından dolayı da herkese belli bir ücret de veriyoruz şeklinde bir durum olabilir. Böyle bir durumda çalışan insanlar şirketlerine daha çok sahip çıkarlar. Çünkü kendi şirketi yani. Bunun psikolojik tarafları da olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkürler. Ben Ali Bakkal Hocam da aynı şekilde devam etmek isterim. Hocam, sizin eklemek istediğiniz, eleştirmek istediğiniz, bu çerçevede ortaya koymak istediğiniz noktalar neler olabilir? Yine 2-3 dakika devam edelim isterseniz hocam. Buyurun. Üzerinde şöyle bir değerlendirmede bulunmak istiyorum. Yani Üstad bu iki kavramı birlikte kullanıyor. Ve biz bu iki kavramı bir nevi illet malul gibi kabul edebiliriz. Lazım mevzum gibi kabul edebiliriz. Yani biri olmadan diğeri olmaz. Biri olmadan diğeri olmaz. Yani şimdi eğer sizin hiçbir şeyiniz yoksa, hiçbir şeye malik değilseniz ve sonra ben serbestim diyorsanız, hem de çok serbestim falan diyorsanız, bu serbestlilik biraz yalan bir serbestlilik gibidir. Yani şimdi böyle bir durumda varlığa sahip olanlar esas itibariyle sizin sınırlarınızı çiziyorlar. Ama o sınırları belki biraz hevesata uygun şekilde çiziyorlar. Belki biraz daha geniş çiziyorlar. Siz o dairede böyle biraz daha rahat hoplayıp zıplıyorsunuz.
Dolayısıyla kendinizi serbest gibi hissediyor olabilirsiniz. Aslında tam serbestlik neye bağlıdır? Malikiyete bağlıdır. Eğer siz malik değilsiniz, o zaman sınırları başkaları çizer. Serbest olmak malik olabilmeniz için de bir serbestlik lazım. Yani 40 türlü sınır çizmişlerse sizin için, şuraya giremezsin, bunu yapamazsın, şunu edemezsin. O takdirde de bu malikiyeti nasıl gerçekleştireceksin yani? Malikiyeti de gerçekleştirmek serbestiyete bağlı olan bir şey. Bunlar illet malul gibi, lazım mevzum gibi olan şeylerdir. Evet. Şimdi zamanımızda daha çok sesli bir kesiliyor. Olanca hürriyet, özgürlük falan deniliyor. Asıl itibariyle insanlara böyle özgürlük falan teklif edilirken bir tarafta mala mülke sahip olanlar, güce kuvvete sahip olanlar onları sınırlıyorlar. Yani siz işte şu sınırlar dahilinde gezip dolaşabilirsiniz, istediğinizi yapabilirsiniz ama buradan öte asla gidemezsiniz, çıkamazsınız anlamında bir şey. Yani üstadın bu ikisini birlikte zikretmesi birbiriyle çok ilgili ve işte illet mağlul derecesinde birbiriyle çok irtibatlı kavramlar olduğunu düşünüyorum. Böyle düşünmenin daha doğru olduğu kanaatindeyim. Çok teşekkür ederim. Yani, devirle ilgili bir takım işte tekliflerde falan bulunurken de bunun dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum.